Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Herkese merhaba, ben Zeynep Yüncüler. Ara Başlık programındasınız. Program partnerim, siyaset bilimci Sezin Öney de her zamanki gibi sizlerle. Sezin merhaba. Merhaba. Evet, bugün Sezin malum Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle başlıyoruz. Dünya gündeminin üst sıralarında. İki ülke arasında Keşmir krizi büyüyor. Nedir bu Keşmir, neresidir? Öncelikle kısaca ben açıklamak istiyorum. Detayları aslında sana yönlendireceğim. Şimdi Hindistan, Pakistan ve Çin arasında dağlık bir bölge Keşmir. Keşmir adı da aslında bölgede üretilen Kaşmir, bizim de bildiğimiz tabirle kumaş isminden geliyor. Tabii ki bu bölge maalesef Kaşmir kumaşıyla anılmıyor. Dünyanın en çok silahlandırılmış bölgesi olmasıyla tanınıyor Keşmir. Şu anda Keşmir'in aslında %45'i Hindistan, %35'i de Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin %20'sinde ise Çin hakimiyeti mevcut diyebiliriz. Şimdi Keşmir krizi aslında tarihi açıdan çokça arka planı var ama hani kısaca özetlemek gerekirse İngiliz sömürgesinden kurtulan Hint Yarımadası'nda Pakistan ve Hindistan'ın iki ayrı ülke olarak Ağustos ayında 1947'de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle başladı. Şimdi yakın zamanda 14 Şubat'ta Pulwama bölgesinde Hint güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırının en kanlı saldırı olduğu belirtiliyor. Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi. Haber kaynaklarında bunun altı çiziliyor bu örgütün üstlendiğine dair. Şimdi bu ülke arasındaki 10 yıllardır süren Keşmir'e hakim olma mücadelesinin bedelini tabii ki her savaşta olduğu gibi halk çekiyor. Yani her dünyanın hiçbir yerinde fark etmiyor. Bu her zaman halk çekiyor bu sorunu. Şöyle bir verim var. Keşmir'de de son 30 yılda yaşanan olaylarda ise 94.888 kişi hayatını kaybetmiş. Şimdi bu krizin aslında başında belirttiğimiz gibi çok fazla geniş tarihi bir arka planı var. Son olarak işte haber sitelerini taradığımızda Pakistan Hindistan'a ait iki savaş uçağını vurduğunu açıkladı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asif Gafur Twitter hesabı üzerinden bunu teyit etti, açıklamayı yaptı. Hani çok fazla uzatmak istemiyorum sizin girişi. Burada sözü sana bırakacağım aslında. Dediğim gibi hani çok fazla arka planı var, tarihi arka planı. Şimdi sen bu krize dair ne dersin? Hani nereden bakmak istersen lütfen buyur. Yani neye evrilecek bu kriz? Bir ılımlı bir ortam olmayacak mı Pakistan ve Hindistan arasında? Valla gerçekten de çok aslında birdenbire gelişen, aniden gelişen ve çok hızlı yükselen tansiyonu bir gerilimden bahsediyoruz. Ve bugün de işte zaten iki Hint savaş uçağının düşürülmesiyle Pakistan tarafından olay bambaşka bir mecraya bu sefer gitmiş oldu. Yani Hindistan'ın yaptığı hava saldırısından Pakistan sınırını geçerek sonra bu hakikaten tam ertesi gününde büyük bir çıkış oldu açıkçası. Ve pilotların ikisinin de Pakistan tarafından canlı olarak yakalandığı ve esir alındığı söyleniyor. Dolayısıyla yani şimdi burada aslında Pakistan'ın başına yeni geçen Başbakan İmran Khan birazcık şey yapmaya çalışıyor durumu aslında. Daha da fazla büyümesini engellemeye çalışıyor. Çünkü İmran Khan'ın önceliği bir an önce Pakistan'ı bir toparlamak birazcık zaten kendi yıllardır aslında bu liderlik için bekliyordu. Birazcık işte geçmişine bakarsak işte İngiltere'den gelen, İngiltere'de yaşamış playboy görüntüsünden öyle bir imajı vardı. Yıllardır işte zaten bu politik hayatta aslında bu başbakanlık için, ülkenin liderliği için bekliyordu. Ve eski bir kriket oyuncusu.
kendisini işte politikacı olarak yeniden yaratmıştı. Hep hayatında, geçmişinde de tartışmaların odağında olmuş. Daha çok özel hayatıyla vesaire birisi. Şimdi İmran Han gücü bir kere ele geçirmişken daha ülkesini işte biraz dışarı açmak istiyor. Bu kökten dincilik vesaire meselelerini halletmeye çalışıyor kendince ve işte yatırım çekmeye çalışıyor. Bunun için de her taraftan işte Çin olsun, Suudi Arabistan olsun, ne taraftan gelecekse yatırım, hiç ayrım yapmadan bunu aslında, yani para gelsin de bu ülke ayağa kalksın da vesaire gibi bir aslında şey içinde, çaba içinde. Böyle de bir savaşın içine ülkesini bu yüzden bir kere çekmek istemiyor muhakkak ki. Daha 18 Ağustos 2018'de çok yeni başa da geçti. Dolayısıyla işte şey, aslında İmran Han'ın tansiyonunu düşürmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Zaten tam biz kayda girmeden önce bir açıklama yaptı ve bir diyalog koridoru oluşturalım dedi. Hindistan'a çağrıda bulunarak. Fakat Hindistan tarafına baktığımızda şimdi şöyle bir durum var. Hindistan'da seçimler yaklaşıyor. Ve orada işte oranın popülist lideri olarak Narendra Modi aslında bu şeyden, çatışmadan yararlanıyor. Milliyetçilik duygularını ayağa kaldırarak, galeyana getirerek. Çünkü Aralık ayında da bir iki yerel seçimlerde de önemli bir kayıp yaşanmıştı. Dolayısıyla burada şimdi aslında onun da derdi siyaseten gücü elinde tutmak. Yani Hindistan'ın da aslında Pakistan'ın da liderlerinin farklı biçimlerde, biri savaş üzerinden, diğeri de barış üzerinden koltuğunu elde tutmak kaygısı içinde olduğunu görüyoruz. Peki dünyanın geri kalanı için bu çatışma bir kere neden önemli? Bu iki ülkenin de nükleer güç olması tabii her şeyi değiştiriyor. Evet, aslında bugün bu konuya dair Türkiye'den de bir açıklama geldi. Onun da altını çizelim bu konuyu kapamadan önce. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi aslında. İki gündür gerçekleştiriyor. Hindistanlı bir görüşme gerçekleşmediği söyleniyor bu haber sitelerinde. Çavuşoğlu da bunun altını çizdi. Ancak hani Hindistan'la diyaloğa açığız vurgusunu da yaptı Çavuşoğlu, ama ancak Hindistan'da henüz bir diyalog gerçekleşmediği gözlemleniyor. Çavuşoğlu şöyle dedi bu krizle ilgili. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı Çavuşoğlu. Aslında Hindistan, Birleşmiş Milletler Konseyi'nin Keşmir'de bağımsız bir referandum yapılmasına karşı bir tutum sergiliyor. Yani bu tutum aslında 10 yıllardır sürüyor. Bu da Keşmir sorununu çözümsüzlüğe iten en önemli neden olarak gösteriliyor aslında sizin. Pardon bu arada. Evet. Şey başladı. Evet. Yani haberler duruyor. Evet evet. Senin de hani bunu eklemek istediklerin varsa lütfen buyur. Yani dünya gündemi epey yoğun. Hani biz kayda girerken Trump ve Kim Jong aslında Vietnam'da, bir yandan oraya bağlayacağım konuyu. Ama Mevlüt Çavuşoğlu'nun hani bu açıklamasına dair, hani Hindistan'la görüşememek tırnak içinde, Pakistan'la telefon görüşmesine dair söylemek istediklerim varsa sözü sana bırakıyorum. Dediğim gibi, yani şimdi burada Modi'nin önünde seçimler olduğu için ve buradaki işte mesele aslında, yani herhalde o da böyle bir şey olacağını hesaplamıyordu, bu kadar hızlı gelişeceğini. Yani seçimler öncesi aslında bu işte bombalamayla şeyle, yani Pakistan aslında sınırlarına geçerek bir şey yaparak, hava saldırısı düzenleyerek kendi tarafına aslında bir şey, oy desteği çekmeye başladı. Desteğin arttığı, yani tabii şimdi hemen ölçüm yapılamaz, daha dün oldu bir olay, ama psikolojik olarak bir destek artışı olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla şu aşamada herhalde biraz kendi doğasını alıyor. Dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleden çok tartışma, bu çekişmenin kendi bir şeyi var. Kendi kendine bir gelişimi oldu, öyle söyleyelim. Yani dışarıdan bir müdahalenin çok fazla bir etki getireceğini bu aşamada zannetmiyorum.
ve Modi'nin attığı bu adımdan sonra biraz geri adım atması da zor. O yüzden orada bir tansiyon herhalde yüksek bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Evet, maalesef bugün yani ara başlığın gündemi nükleer silahlar üzerine. Az önce de belirttik, hemen oraya geçiş yapabiliriz aslında. Biz şu anda kayıt yapıyoruz ama kayıt esnasındayız. Hani 18.00-19 gibi de yeni bölümümüz aslında yayınlanmış olacak. Biz bunları konuşurken bir yandan da hani nükleer silahlar demişken malum. Az önce de belirttik. Trump ve Kim Jong Vietnam'dalar. Yani en son 2018 Haziran ayında Singapur'daydı ikili. Konuları evet nükleer silahlardı. Malum Kuzey Kore çok ciddi bir nükleer silah programına sahip. Ben burada lafı çok uzatmayacağım sizin aslında. Şimdi biz kayıttayken yani şu anda dakikalar kala masaya oturmak üzere ikili. Şimdi Kuzey Kore sence nükleer silahlardan gerçekten vazgeçecek mi? Böyle bir söz vermiş miydi? Bunu görebileceğiz mi? Yani Trump'ın bu ziyaretteki asıl amacı tabii ki de Kim Jong-un görüşmesi. Bir barış bildirgesi imzalanacak mı sence? Hani resmi olarak değil de belki de sözde. Ne diyorsun bu görüşmeye dair? Valla yani burada tabii nükleer gücünü bırakması Kuzey Kore'nin aslında her şeyi bırakması anlamına geliyor. Evet. Çünkü tek sahip olduğu tek şey şu an bu hanedanın diyelim, Kim hanedanının babadan oğula geçen çünkü bir şeyden bahsediyoruz, güçten bahsediyoruz. Bu açıdan da herhangi bir anlamda ülke değil yani herhangi bir klasik bir yönetim şeyinden falan vesaire totaliter bir yönetimden bahsetmiyoruz. Hakikaten de bir hanedanlık bir yandan var. Bir yandan da aynı zamanda işte artık kendi ideolojilerini Ruşi adı verilen ideolojiyi yaratmış durumdalar. Artık buna komünizm vesaire başka bir şey demek de mümkün değil. Dolayısıyla bu hanedan kendi geleceğini de sürdürmek zorunda. Daha önce de böyle görüşmeler yapılmıştı bu tarz. Dolayısıyla yani aslında ilk açılımı Kuzey Kore'nin değil bu. Fakat hep belli bir yerde kesiliyor bunlar. Çünkü dediğim gibi bu işte tamamen nükleer gücünden vazgeçmek Kuzey Kore'nin kendine bir anlamda şu anki halini yok etmesi demek. Trump'ın da zaten hedefi sadece nükleer silahların bitmesi, yok edilmesi değil Kuzey Kore'de. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin bir piyasaya dönüşmesi, bir piyasa ülkesi, serbest piyasa ülkesine dönüşmesi. Dediğim gibi bütün bunlar nasıl yapılacak Kim ailesiyle hiç bilemiyorum gerçekten. Ve tabii onların çevresine kümelenmiş olan bütün o aslında yönetim tamamen kapalı bir yönetimden bahsediyoruz. Bu nasıl olacak? Bilemiyoruz tabii ama bir de Trump'ın tabii çok kapalı bir aslında kendisinin diplomasi tarzı var. Görüşmelere dünya liderleriyle olsun, işte şimdi Kim Jong-un'la olsun görüşmesine çok kısıtlı sayıda insan alıyor. Dolayısıyla tam olarak ne konuşulduğu veyahut da nasıl bir pazarlık yapıldığı da çok opak, bilinmiyor. Yani sadece genelde birer kişi oluyor görüşmelerde, bir de çevirmenler oluyor. Yani öyle bir heyet vesaire şeklinde değil. Bunu özellikle yapıyor Trump, bu diplomasi tarzını daha rahat müzakere yapabildiğini söylüyor. Yani bazı şeylerin demek ki dışarıya sızmasını, bilinmesini de istemiyor. Evet, bu şey Trump'ın Vietnam ziyareti öncesi, biz de kayda girmeden önce sizin böyle birkaç Twitter'dan arama yaptım. Şöyle şeyleri aslında hatırladım ben de yani zamanında. Trump'ın Vietnam'la ilgili malum böyle garip, gariplemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Belki de çirkin hani diyebiliriz şu an bu kaba tabirle, yani genel bir tabirle ifadeleri vardı Trump'ın. 2003'tü. 2003'te şöyle demişti Trump. Randevulaşmak Vietnam'da olmak gibi. Eğer gençseniz ve Vietnam'a gitmemiş olduğunuz için pişmansınız
pişmansanız bizim kendi Vietnam'ımız var. O da randevulaşma. Yani Trump burada aslında AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları ima eder. Tabii ki bu Trump'tan şaşırılacak bir ifade değil de hemen bunun ardından 3 yıl sonra da Irak savaşına dair yine Vietnam'ı vurgulayarak da şöyle demişti. Irak başımıza gelen en büyük felaket Vietnam'ı iyi bir savaş gibi gösteriyor diye konuşmuştu açıkçası. Evet, yani bir yandan tabii Trump'ın da kendisinin evde başının dertte olduğunu da hatırlatalım. Şöyle ki şimdi bu Mueller soruşturması artık evet. Sonuna geldi. Yıldır yaklaşık süren. Ve bu 2 yılın sonunda şimdi bu raporun, Mueller raporunun şeye halka açık bir şekilde açıklanacağı vesaire bunlar bilinmiyor daha henüz. Çünkü açıklanmama ihtimali var. Adalet Bakanı buna karar verebilir ABD'de. Ve tabii ki Adalet Bakanı'nın da özellikle Trump güdümünde olduğunu belirtmekte fayda var bu dönemde. Çünkü özellikle biliyorsunuz bir değişiklik yapmıştı Trump zorla bir anlamda. Orada da bir ayak oyununa girişmişti. Dolayısıyla belki biz bu raporu tam olarak ilk başta öğrenemeyeceğiz ama bir yandan da demokratlar da bu işin peşini bırakacaklar gibi gözükmüyor. Evet. Ve bugün de Roger Cohen'in zaten Trump'ın çevresindekilerin giderek işte şeylerle çeşitli suçlamalarla hapse girmek zorunda kaldığını eski avukatlarının vesaire biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla şimdi işte kendisinin de çevresinden birer birer insanlar şey yaparken kendilerinin başı belaya girerken aynı zamanda Trump'la ilgili bildiklerini de anlatıyorlar. Dolayısıyla burada da önemli açıklamalar var. Tam şimdi burada şey yapılıyor. Bir takım işte şeyler, bilgiler sızdırılıyor ve şey yapılıyor, açıklanıyor. Bunlardan işte WikiLeaks'in Hillary Clinton'la ilgili bu e-mail skandalı olmuştu malum. Onları Trump'a önceden WikiLeaks'in haber verdiğiyle ilgili bilgiler var mesela. Şimdi bunlar mesela konuşuluyor olacak Amerika'da. Dolayısıyla Trump'ın da dediğim gibi evde başı bayağı belada. Evet. Şimdi ben de kapanışa doğru hiç bilmediğim yani gerçekten ne kadar bu konuyla ilgili bilgilendirici olur bilmiyorum. Yani ek olarak bunun altını çizmek istiyorum. Şöyle bir bilgiye rastladım. Şimdi şöyle Kuzey Kore uydu fotoğraflarına bakınca gece modunda. Şimdi Kuzey Kore karanlık gözüküyor bayağı. Şimdi yaygın ve istikrarlı elektrik üretimi yokmuş Kuzey Kore'nin. Şimdi fotoğrafta haritada bakınca Çin, Güney Kore ve Japonya arasında gece uydusunda karanlık bir alan görünüyor. Orası Kuzey Kore. Bunu kayda girmeden önce baktım bu arada Sezin. Ben de merakımdan dolayı. Şimdi elektrik tüketiminde orduya ve resmi kurumlara öncelik tanıyormuş Kuzey Kore. Aslında o yüzden karanlıkmış. Hatta neden karanlık gözüktüğü, Google'da malum çok fazla search arama yapıyoruz. Bu da bu meselede aslında en çok yanıt arayan sorulardan biriymiş. Kapanışa doğru ben de hani bunu yeni öğrendim. Bunu da eklemek istedim. Bu meseleye dair olur, başka bir konuya dair olur. Söylemek istediklerim varsa lütfen buyur. Benden bugünlük bu kadar diyorum. Ya, ben de demin biraz önce Roger Cohen diye yeni bir karakter yarattım. Halbuki Michael Cohen ve eski avukatı ve işte Roger Stone. Ondan sonra eski danışmanını birleştirdim, yeni bir karakter yarattım. Dün çünkü kaza geçirdim, başımı çarpmıştım. Herhalde benim de kafam... o yüzden evet. Çok geçmiş olsun. Öğreniyorsun, evet. Kafam herhalde şey, daha yerine gelmesi bir süre alacak. Ondan dolayı yani dinleyicilerden bu açıdan özür diliyorum. Michael Cohen açıklama yapacak bu arada, evet. Şey ifade verecek ve orada işte bu WikiLeaks... ile ilgili Trump'ın WikiLeaks ile ilgili ilişkilerini ortaya dökecek. Yani benim şimdi bu kafayı vurduktan sonra
aslında konuşabileceğim en ağır konu şey gibi gözüküyor. Lady Gaga'yla Bradley Cooper beraber mi değil mi? Ötesinde daha karmaşık konular ağır geliyor demek ki. Ay Lady Gaga. Belki bir dahaki yayına konuşuruz yani. Neden olmaz? Vallahi bilmiyorum. Bu konuda bilgi mi toplayalım? Ne yapalım yani? Toplayalım. Ama şey, haftalık konusu bütün bizim konuştuklarımızdan daha fazla dünya gündeminde, insanların gündeminde bu vardı herhalde. Dolayısıyla. Evet. Olmadı, böyle kenarda köşede bazen konuları çekiyoruz. Bakalım evet. Lady Gaga konusu neymiş yani, ona da bakarız. Sen kaçırdın. Gerçekten geçmiş olsun. Ben kaçırdım gerçekten. Yani Zeynep, seni kınıyorum yani. Niye kaçırdım bilmiyorum ha. Hiç denk gelmedi bana. Bak bak bak. Neyse, ben bu aslında tamam, o zaman yani. Şimdi şey yapmayalım. Oscar'lardaki beraber sahneye çıkmaları ve şey olamaz. Tamam yani şöyle diyeyim. Hani az çok biliyorum diyeyim. Hani böyle konuşacak, çok fazla ayrıntılı konuşacak pozisyonda şu an rol almıyorum. Bir dahaki. Bak. Konuşmadığım yerden çıktı diyelim. Evet, evet, konuşmadığım, hazırlanmadığım yerden çıktı diyelim. Böyle bir kaçış modu olur ya. Sana Hindistan'a her konuyu soralım ama bu yok. Yani. Bütün dünya politikasını soralım ama Lady Gaga, Bradley Cooper yok. Tamam. O zaman bir dahaki yayınımızda Lady evet. Gaga kesin yer alacak. Ben de hazırlıklı olacağım. Böyle evet. Boş boş durmamış olacağım. Evet. Bu arada kapatırken şey de söyleyeyim. Hindistan seçimleri Nisan-Mayıs'ta olacak bu arada. Yani zamanlama olarak da demek ki işte bu zamana kadar herhalde Pakistan geriliminin en azından düşük yoğunluğu olarak devam etmesini herhalde bekleyebiliriz. Evet, o da bir dahaki ara başlığımızda bir ara başlık olacak bizim de. Zaten buna devam edeceğiz. Hani kriz böyle büyüyor gibi bayağı gözüküyor. Hani malum ölümler, yaralanmalar, gözaltılar vesaire. Çok ciddi bir konu aslında. Hani başında da belirttik. Çok büyük çapta bir, yani aslında çok zengin, yani olumlu anlamda söylemiyorum tabii ki. Çok ciddi bir arka planı var bunun. Bir tarihçi değilim ama hani evet. Gerçekten hani konuşulması gereken bunun üzerine çok fazla konu var. Eminim konuşuluyordur hani birçok dilde, dünyada, haber sitelerinde. Biz elimizden geldiğince hani son gelişmelerle üstünü çizerek nedir bu Keşmir krizi, onu altını çizdik bugün. Sezin, sana da çok teşekkür ediyorum ve çok geçmiş olsun diyorum. Gerçekten bir partnerim olarak hani bilmiyordum böyle bir şey geçirdiğini ama geçmiş olsun tekrardan. Yok canım, ne demek? Düşüyoruz, kalkıyoruz, devam ediyoruz bir şekilde hayata, o yüzden. Çok teşekkürler. Kendini toplamak dileğiyle. O zaman haftaya çok tekrar beraberiz. Çok teşekkürler Sezin. Evet, bugün siyaset bilimci, program partnerim Sezin Öne'yle sizler için Ara Başlığın 21. Yayınını gerçekleştirdik. Haftaya yeni bölümde yeni konularla dünyada öne çıkan başlıkları tekrar konuşuyor olacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.